Allah İyi niyetler beslerken arkadaşlar onun arkamdan yaptığı art niyetler yok mu? Bir de şekilli pankek tavası. Havacım geleceksin, toplayacaksın. Yapamıyorum. Her gün topluyorum, her gün dağıtmıyorum. Selam arkadaşlar. Ben ablamın evine geldim. O şimdi duşa girdi. Bugün video çekeceğiz. O yüzden ablama geldim. Açılışı yaptım, yapmadım bilmiyorum. Ama içimdekileri dedim üzülmesin. Kameraya söyleyeyim, sonra izleyince görür dedim. İçimde mi tutayım yani? Şimdi dün video çekeceğiz diye ablam beni saat... Şurada televizyon kenarında saat var. Saat 10'da hava geldi de videoyu çekerim dedi. Arkadaşlar eve geldim. Ne duş almış, ne hazırlık yapmış, ne bir şey yapmış. Hiçbir şey yapmamış ya. Beni erkenden getirtirdi buraya ya. Öğleden önce işim vardı de havacım erkenden gel videoyu çekelim dedim. İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Kendisine söylenmedim, şimdi çok söyleniyorum diye kızacak. Dedim kameraya söylen abla. Geldim. Büyük ihtimalle biz videoyu, şimdi duş alacağı için saçı da ıslak olacak. Büyük ihtimalle biz videoyu 2 saat önce çekeriz. Eminim. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Bekleyeceğiz mecbur. Arkadaşlar saat an itibariyle 11. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Ben artık dayanamadım, yattım. Saymeciğim de orada hazırlıklar yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Dışarıdan tadilat sesleri geliyor. Umarım devam etmez diye ümit etmekteyim. O bakışı neydi öyle? Ne yapıyorsun? Öyle arkadaşlar. Sabah 8 yerine 9'da da kalkabilirdim. Ona pişmanım şu an. Temennimin yarım saat içinde ablamın hazır olması. Çünkü eminim 12'de ablamı iş için aramaya başlayacaklar. Komik. Neyse, bekliyoruz bakalım. Bekleyeceksin. Bekleme, al ev temizle. Seni niye çağırdık buraya? Ablam oturmaya gelmişimdir ama ilk önce evi oturulacak hale getiriyorumdur. Sen o yüzden beni erkenden çağırdın değil mi? Evet, şu çamaşırları falan yapıştır. İşim olmuyor. Kardeşim biz kendi evimizin işini yapmadan apar topar geldik seninle video çekeceğiz diye. Bir baktık Sayman'ım hazır bile değil ya. Şimdi yaparsın ya. Bu ne ya? Yaparsın bir yere ya. O da yapılır ya. O da yapılır. Neyse, ben saat güncelleyeyim dedim. Saat 10'da size haber vermiştim. Saat 11. Videoya başlayacağımız anda da haber vereceğim. Saat 10'da nasıl haber verdin ya? Sen duştayken senin dedikodunu yaptım. Yazıklar olsun sana. Sen video açmış mıydın bugün? Açmadım. Hemen açıyorum. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyenler için ben Saime. Bugün sizlerle birlikte tüm günü vlogladığımız bir video çekiyoruz. Ama öncesinde kitap kanalımıza bir video çekmemiz gerekiyor. Hemen duş aldım, hazırlandım, bir tık kendime geldim. Hafif saçlarım kurusun, hemen videomuzu çekeceğiz. Ben hazırım, sadece saçların kurumasını bekliyoruz. Islak saçla karşınıza çıkmayalım diye. Bu kadar havan, abarttığı kadar asla bir olay yok. Ben sabahtan gelsin sohbet edelim, iki kardeş oturalım, görüşemiyoruz diye. Yalan ya, vallahi yalan. Beslerken arkadaşlar onun arkamdan yaptığı art niyetler yok mu? Ah, art niyetler, beni böyle iyi bir abla olmakta. Abla sen bana dün demedin mi? Havva, yarın çok işim var, erkenden gel video çekelim dedin. Hiç böyle var. Gel erkenden sohbet edelim demedin. Şimdi çok, kıvırma. Çok işim var. Kıvırma. Çok işim var. Kıvırıyorsun. Alo. Yeni senden haber. Bak. yok şey, site yönetimini aradım. Neyse, ben size haberdar edeceğim. Arkadaşlar evin son halini göstermek istiyorum. Ablam güncelleme yapmış. Sen ne yapıyorsun orada? Sen durup dururken niye bir de saçımı kıracağım şimdi? Ha, ben bir şey ayarlıyor sandım. Mutfak şu durumda. Hiçbir gelişme yok değil mi? Hiçbir gelişme yok, o yüzden evin son hali diye gösteriyorum. Evet. Şu ne ya, gözünü seveyim, bu ne? Sişesi. Güzel bir şeymiş, değişik. Değişik yani. Bir iç işte bitiririm ben onu. O ne öyle ya? O güzelmiş bak. Tuzlu karabiber. Onlar güzelmiş. Ay, hediye geldi Stokan babasından. Buralar... Gel şunları göstereyim, sen şunları görmedin. Abla inanmıyorum, iki tane slip almış ya. Ay dinleyin kız. Gel kay biraz. Muskat rendeli yiyeceğim. Sarımsak yiyeceğim. Ha iyi. Ikea'dan alalım diyorsun. Bak bak, asıl olaya gel. Ooo,
bir de şekilli pankek tavası. Krep tavası. Aynen pankek tavası. Şekilli şekilli. Yaparsın bugün yeriz abla. İnşallah. Bakalım Ramazan'dan sonra inşallah. Buzada kalacağım. Ya orası biraz kötü durumda ama. Hmm. Ama senin bunları şey yapman lazım. Simon'um eldiven almış. Salifun kullanabilir misin? Ne yapmam lazım? Düzenleyici tencere kapakları bilmem ne alacaktın. Hani o iş bende abla. Gel bak. Alacaktım demedim. Şey ablama bak. Bakın girin Instagram'a. Milyon tane link atıyorum. Hiçbirine açıp açıp bakıyor sadece. Al kardeşim. Gördün mü? Alacaksın. Hamvacım diyeceksin. Aldım gel hadi düzenleyelim diyeceksin. Ben de geleceğim. Ben senin için evinin ölçüsünü şeyini bilemem. Ispanak ya. Şöyle bakalım biraz kurcalayalım ya. Barbekü sosu almış. Ayran var. Ya Allah'ını seversen. Ya abla çok inanmıyorum sevim. Ya. Vallahi inanmıyorum ya. Senin tatlısın. Mantar almış. Hani dün abla gerçekten büyük yalancısın ya. Vallahi büyük yalancısın. Gerçekten büyük yalancısın. Beni kandırdın resmen. Bak şunlara falan kaplar. Şuraya çöp alacağım şimdi rayda ona bakıyorum da. Onu aldıktan sonra yanına da o iş için bir şeyler bakarsın artık yaparsın. Hani bir şeyleri kaptan kaba boşaltmak çok saçmaydı. Zaten paketi vardı. Ama o şey bunlar için değil ki o. Sıvı deterjan için falan. Ama o da hoşuma gitmeye başladı abi. Videoları görüyorum. Aklım videoları görüş yani. Neden olmasın? Şuraya bir yolluk alacağım şöyle. Ama güzel bir şey bakıyorum. Ama iyi bu şimdi aciliyet yok. Şöyle. Bence de aciliyet yok yani. Aciliyet yok. Burası hala böyle. Yani hala şurası da bir yığın var. Sen içeriye asla girme içeriye. Girmedim ben bugün daha içeriye. Girmedin mi? İnanmıyorum kapat, kapat, ya. Kapat. İnanmıyorum. Şu an yatak gelse nereye gelecek? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Evde mi duruyorum? Evde durdum. Tek günde bana video çekiliyorsun. Tek günde değil burada. Önden sonra yine iki tane toplam. Ya evde durduğun günler de var şimdi abla. Tırvır yapmayalım. For example? Tırvır yapmayalım şimdi. Balkondaki şey hoşuna yapmadım. Arkadaşlar anksiyetem vallahi çok fena oldu. Niye? Dolları niye gösterdin herkese? Tamam böyle evin son hali böyle. Umarım en kısa zamanda toplaman dileğimle. Havacım geleceksin toplayacaksın. Bu işler böyle. Yazıklar olsun sana. Beni bekleme abi. Ben. Kendi evin olsa gelir toplardın değil mi? Bahaneye bak. Beni bekleme abi. Niye? Topla evini. Evini topla düzenlemeye beni çağır abla. Topladım düzenlemek. Toplamakla düzenlemek aynı şey değil. Mesela, bunu artık anlayalım. Al işte şu aparatlardan düzenle diyorum sana. Al, bunu düzenle. Artık anla. Toplamakla düzenlemek aynı şey değildir. Tam toplu her yer toplu toplu. Değil abla. Mesela nasıl? Değil. Düzenle. Ne olur Allah yardım et. Allah yardım et. Allah yardım et. Yapamıyorum yapamıyorum. Her gün topluyorum her gün dağınık bir ev. Ben ömrümü böyle geçiremem. Allah yardım et. Allah'ın edin yardım. Allah kulak yalım. Kulak yalım. Allah yardım et. Allah gören yanlış anlayacak. Ne yapıyorsun ya? Pencere de açık. Yardım edeceğiz artık. Ne yapalım? Üzüldüm evet, valla. Tamam. Allah belamı versin ki her gün topluyorum evi. Bir yerde düzenledi. Yok yok yatağın gelmesi lazım. Yatağın gelmesi lazım tabii ki de. Bazanın altına girecekler var. Of. Bir dakika da kardiyomu yaptım. Yani duygusu böyle sıfır spor yapıyorum. İyi tamam hadi videoya başlayalım artık. Tamam başlayalım. Saat de 11.30. Arkadaşlar saat 12.42. Ay gözükmüyormuş kız. Elim nerede? Heh. Saat 12.42. Ya bu kamera niye böyle yapıyor şu an? Video çekimimiz bitti. Yani düz dediğim için. Şey yap ayarlardan şeyin için. Video çekimimiz bitti. Heh. Şükürler olsun. Şurada benim ganimetler duruyor. Ablam sağ olsun bana hediye kitaplar ayarlamış. Hı hı. Şimdiki planımız nedir? Şimdiki planımız şu giysi dolabına yapacağız. Ben gideceğim kafeye.
Videoyu yetiştirmem lazım Saymeciğim. Seni burada baş başa bırakıyorum ama şöyle bir sıkıntı var, kamerayı da almak zorundayım. Bizim bir tane daha Hadi SD kart almamız lazım. Bunu ben şimdi Ha, çıkıp SD götürüp kart mı? Ha. çıkartıp götürüp sen onu takabilirdin mesela. Evet, olabilir, SD kart alınır ya. Olabilir. Telefonla Mantıklı olur. çekelim, Bana yapmış oluruz. bırakırsın mesela akşamları bunu. Ben seni bekliyorum ya, bazen Aynen. Sen editleyemiyorum. onu al, şey yaparız. Ama pahalı demişti Okan abi. Evet, pahalı. Hallederiz ya. İyi, böyle son güncellememiz böyle. Sen o zaman görüşmek üzere diyorum. Çünkü büyük ihtimalle çekemeyeceksin. Ben telefonumla falan Ha, çekerim. tamam. Tamam öyle Ayarlarım. yap. Telefonda yine benim görseller vardır, onlara bakarsın. Tamam. İyi bakalım. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ay. Hava gidemedi. Beni yine kilitledi ya. O Vallahi benim kilitledi. çekiyor. Evet. Oo. Vallahi bir yarım saat dedim, bekle beraber çıkalım. O yüzden yarım saatte de iki tane şöyle yeni yıkanan şeyleri asacağım artık. Yeni yıkanan her şeyi asacağım. Böyle. Aynen, mantıklı. Sonra şunu aşağıdakileri de yavaş yavaş yıkayıp asacağım. Sonra da büyük ihtimal bunlar Askıları göstermiş miydin? gösterdim. Bir önceki videoda izlediyseniz gösterdim. Şöyle bayağı güzel, bence memnunum ben. Trendyol'dan aldık. Evet. IKEA muadili diyebiliriz. Aynen. Muadili diyemeyiz yani, böyle de bir ürün üretiyor olabilirler. Muadili olmaz bu. Muadili zaten, Daha uygun çünkü fiyatlı. iki ahşap mı plastik, ama ahşap görünümlü. Yani anlamazsın Ben bile. dün ilk gösterdiğinde plastik olduğunu anlamadım. Ahşap gibi duruyor gerçekten. Hı. Nasıl abla peki yalnız yaşamak? Nasıl bir duygu? Müthiş. Artı ve eksilerini dinleyelim senden. Yani kimseye hesap vermiyor ama çok güzel. Sanki evde sanırsın Ya bize o hesap veriyordun. ama bir sorumlusun yani, sonuçta bir başkaları da var yani. Şimdi salon ortasına Ya. sıçamıyorsun. Normalde de yapamaması gereken bir şey olabilir ama istiyorsan yapabilirim. Yani bu çok farklı bir şey yani. Eksisi yok mu hiç? Eksisi vallahi daha karşıma çıkmadı. Ne Hani ben işimde çok iyi gidiyor benim adıma. Sen, ben sizi neler yapıyorsun, anlat bakalım. ben de çok bir şey değişmedi. Evi dağıtan bir kişi daha azaldı sadece. Benim odama nasıl yerleştin mi? Yerleştim. Rahat mısın, nasıl? Gayet rahatım. Zaten bütün gün kafede beraber olduğumuz için bana çok fark etmedi. Normalde de sen akşamcısın, gece zaten seni görmüyordum. Sadece oda olarak bir kişi eksildi ve temizlik yapacak alanlarım azaldı. O kadar. İyi. Ne oldu? Tatlısın. Şey, şu sondaki, Bence kazakları asma. yok hayır, yeni yıkananları asmadan, bunların hiçbirini asmadan. Neden kazakları asmadan? Sünerler. Nasıl sunabilir? Aşağı doğru sarkarlar. Sarkmazlar ya, kim demiş? Abla kazak asılmaz. Kim demiş? Ya sarkacak onlar ama. Nereye sarkacak? İyi tamam, sen bilirsin. Ya o belki kalın olduğu için onda sıkıntı olmayabilir de incelerde olur bence. Yerlerin hepsini yıkanması lazım zaten. Göstersene kameraya yaklaşıp. Bunun kumaşını çok beğeniyorum. Ne deniyor bu kumaşa bilmiyorum. Benim de öyle diyesim geliyor ama değil büyük ihtimalle yani. Küçükken. Yok, küçük. Çocuğun arkadan kastırıyor. Aa, ben nasıl kilo almışım ya. Günaydın sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Dünden sonra, dün böyle bir koştur koştur bir sürü iş hallettik yine. O yüzden çok odaklanamadım videomuza ama bugün yine son hız. Ay, televizyonu durduracağım ama kapattım komple ya. Dur açalım. Bugün son hız devam ediyoruz. Şimdi ev sahibim aradı ve
dün doğalgazın şeyini taktılar bizim. Kutusunu, doğalgaz bilmem nesini taktılar. Ondan sonra geldi adam dedi ki de, ocağınız bağlı değil, ocağınızı bağlasın. Sonra da gaz açımı için göndereceğim dedi. O yüzden ocağı bağlamaya gelecekler. Şimdi servis gelecek. Sonrasına bakacağız. Ay konuşamadım bile. Çok hızlı hazırlandım. Servis gelsin. Ocağı bir aç, bağlasınlar. Sonra da gaz açımı için başlıyoruz. İnşallah tek tanem bugünlerden de. Doğrusu perşembe oldu. Kesin hafta açmazlar ya. Yarın falan açmaya gelselerdi. Hafta sonu artık sıcak sıcak şeyimiz olsaydı ya. Neyse bakacağız. Dur şu kamerayı ayarlıyorum bir yandan da. Bir yandan pencereleri açtım. İçeriği havalandırıyorum. Bir yandan etrafı topluyorum. Şu an yine her yer dağınık çünkü. O yüzden böyle bir karmaşıklık var ortada. Akşamları bir tık soğuk oluyor diye şurada bir elektrik ısıtıcısı var. Onu açıyorum. Ama karşım doğalgaz gelir gelsin artık ya. Yani artık kesinlikle gelmesi lazım. Yaşanılacak gibi değil ya. Vallahi billahi yoruldum. Şimdi şu etrafı toplayacağım biraz. Sonra tekrar konuşuruz. Hafif bir giriş yapayım dedim. Bu birazdan da Özgün ve Mertkan'la buluşacağım. O biraz onlarla buluşacağım. Bir iki saat onlarla oturacağız, sohbet edeceğiz. Sonrasında bakacağız artık. Hadi bakalım. Şu etrafı toplayalım, insanlara rezil olmayalım. Evet, şimdi servisim gitti. Yaptılar. Pazartesi ya. Of çok kötü şu ama. 5 gün sonraya da açılışçı randevu vardılar. Hafta sonu yine doğalgazsız ve sıcak susuz geçirmek beni yoracak ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi Özgünler'le konuştum. Kahvaltıya gidiyoruz. Bizim burada bir işte köy gibi bir yer var. Oraya gideceğiz. Kahvaltıya gideceğiz. Hem biraz böyle yürüyüş yaparız. Hem kahvaltı yaparız. Hem kitabımızı okarız. Doğanın içinde baş başa güzel bir vakit geçiririz diye düşündük. Şimdi saçma bir kafeye gideceğiz falan filan. Hiç uğraşmayalım diye. Böyle bir fikrimiz oldu. Şimdi Özgün çıktı. Erkek arkadaşı bırakacak. Beni de şimdi aşağıdan alacaklar ve gideceğiz. O yüzden ben hemen bir hazırlanıyorum. Doğrusu hazırım yani de. Çantama kitabımı alıyorum. Kulaklığımı alıyorum. Sizi kamerayı takacağım. Kamerayı alacağım. Sonra gözlüğümü çıkartayım. Güneş kremimi süreceğim. Sonra da hazırız. Diyorsun ya normal tabi. Evet. Allah kabul etsin tekrardan. Görüşürüz. Sen de. Ha yok yok yani beni kafeden alabilir misin diye arayacak bana. Daha gelmedi mi? Aha. Hayır hayat, daha kaynaklarda çınar altındayız. Evet. Tamam öyle, tamam. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Saime'nin... Ayıp ayıp, selam. Merhaba. Kahvaltımızı yaptık değil mi? Evet, yaptık kahvaltımızı. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Allah oruç tutan herkesin oruçlarını kabul etsin. Bugün Ramazan. Bu video Ramazan'dan önce çekildi. Öyle mi? Tabii. İşte ben Ramazan'da yayına girer diye şey yaptım. Ha, evet doğru. İyi yapmışsın. Öyle. Güzel bir gün. İzmir'de hava ne böyle boğucu sıcak ne üşütecek serinlikte. Ben de izinliyim. O yüzden Saimeciğimle date çıktık. Hafta içi. Hafta içi evet. O yüzden sakin dışarısı da. Gayet keyifli bir gün geçiriyoruz. Evet, şu kivi çayımızı gösterelim, kitaplarımız. Bak, hayat bize güzel gibi geldi sanki biraz. Bugün öyle ya. Gerçekten bugün öyle. Kahvaltıyı çekemedim. Evet sevgili arkadaşlarım, evdeyiz. Neden her videomuz böyle bir heyecanlı açılışa sahip bilmiyorum ama bu videomuz da böyle olsun istedim. Kafeden eve geldim. Şu an daha yani bir dakika oldu. Hemen bir tuvalete gitmem gerekti. Tuvalete gittim ve tekrar işimin başına döndüm. Çok acıktığım için. Saatte 11.30 olduğu için. Ve yemek hazırlamaya üşendiğim için dışarıdan söyledim. Kendime pizza söyledim az önce. Çok güzel olacak. O pizzam gelene kadar biz de şu bulaşıkları sabah yerleştirmeye üşenmiştim. Bir onu yerleştireceğim. Sonra kendime güzel bir film seçeceğim. Sonra da pizzamla birlikte keyifle yiyeceğim, içeceğim falan filan. Ya hava bunu göndermiş de. Ya şimdi nasıl kullanıyor? Ben böyle şeyler kullanmayı yapamam ya. Bu ne? Oraya giriyor mu ya?
de tabağım var. Neyse, buna hava geldi, ne anlatır. Şimdi ben buna vakit harcayamam. Şöyle koyalım. Hiçbir şeyin daha düzene oturtmadığım için her şey her yerde. Hallettik. Şimdi gelirim. Şöyle güzel koltuğuma yayılacağım. Filmimi seçeceğim. Ondan sonra da ay patiklerimizi giymemişiz. Patik show. Patiklerimizi giyelim. Ay. Şu odayı toplamam lazım. Ama bir türlü içimden gelmiyor. Yani yatak gelmediği için tabii ki de içinden gelmiyor da. Yatak gelince şey, şunların montaj edilmesi lazım ama Okan yok. Ne zaman gelir? Hafta sonu falan gelir herhalde. Gelince montajlar buraya, giysi dolabına. Şu kutu bizim depoya gidecek. Şu kitaplık rafları. Kitapla montaj olacak ama onu da Okan yapacağı için, Okan'da olmadığı için. O işte yaş. Öyle ay, kitaplığım o kadar güzel ki her girip çıktığımda böyle şok, hayran hayran izliyorum ya. Karşısına oturup hayran hayran izliyorum şu güzel. Bir de düzenlesem tabii ki ekrafını aldım. Şu ekrafını düzenledikten sonra şu boşluklar hep dolacak bu arada. Çünkü hem altta çok iyi fazla düzensiz yığın var hem de şuradaki fazla kitaplarım var. Bu kitaplar da komple oraya yerleştirilecek. Orası dolacak. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Öyle. Neyse sevgili arkadaşlarım, şimdi ne yapıyoruz? Banyoyu hiç göstermek istemiyorum size. Orası o kadar dağınık ki. Şunu da kapatalım. Şimdi yemeğimizi bekleyeceğiz. O sırada da bir şeyler bulalım kendimize. Film seçelim. Film demişken benim hiç film kültürüm yok. Yani hiçbir şey izleme kültürüm yok ve gün geçtikçe bu birazcık daha zorlanıyor. Bir şeylere izleyip odaklanamıyorum uzun süre. Filmdi, şuydu, buydu, hiç gelemiyorum. Yani bu birazcık beni korkutmaya da başladı. Hiçbir şey izleyemeyecek miyim gibi. O yüzden Instagram'da paylaştım ya, bana ne olur film, hani kült filmlerden bir şey, dizi önerin gibi. Çok güzel öneriler geldi. Ay, internet bağlantısı yok. Ne olur bana internet falan yok deme. Bizim kafede bugün bütün gün internet yoktu ve ya olay kavgalar yani. Çünkü herkes ders çalışıyor, sınav haftası, internetsiz bir şey. Ay tamam. Bu arada ne izleyeceğim biliyor musunuz? Şu an Bahar'ın yeni bölümü gelmiş. Şunu izleyeceğim şaka gibi, evet. Bahar'ın yeni bölümünü izleyeceğim. Daha ne izleyeyim ya? Ay onu izleyeceğim. Şimdi kült filmler demişken hiç izleme kültürüm yok. Bu nedenle de şey oluyor işte, bir şey izleyemiyorum. Bak şimdi Breaking Bad'i izlemedim. Succession gibi bir film çok önerdiler. Onu izlemedim. House of Cards'a başladım. Ben daha önce de başlamıştım ama devamını getirmemiştim onun. Yani çok böyle izlenmesi gerek, oturup izlenmesi gereken bir dizi olduğu için. Ona şimdi tekrardan başladım. Bak onu izleyeceğim. Ondan sonra Doctor House'u izliyorum şu an. Mesela onun ikinci sezonundayım. Ama böyle kafam allak bullak sürekli. Şöyle bir güzel bir liste yapıp böyle tık 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 falan bir şeyler yapasım var. Ama ne yaparım bilmiyorum. Böyle bir film dizi kültürüm. Ya şöyle şey istiyorum. Biri bana dizi, yani böyle listeleri yapsın. Şunları şu sırayla izle, şöyle yap. Şöyle ben de böyle sırayla izleyeyim, kafayı yormayayım. Her akşam ne izleyeceğim, ne izleyeceğim, ne izleyeceğim kavgası verip saçma sapan şeyler izliyorum. Ya yani en azından o gitsin istiyorum. Böyle bir listem falan olsun. Mesela işte çok ünlü yönetmenlerin mesela filmlerine başlayayım. Sırayla onları izleyeyim. Ya da bir şey izlemek istiyorum. Hangi platformda, yani bir İşte Netflix'te ne var bizde? Prime'larda, ıvır zıvırlarda yok. Nerede izleyeceğim bilmiyorum falan. Ama saçma sapan. Her akşam ne izleyeceğiz derdi nedir arkadaş ya? Bence her akşam ne yiyeceğim derdinden daha büyük bir şey şu anda. Her akşam ne izleyeceğiz derdi. Yani ben çok akşamları kitap okuyabilen bir insan da değilim. Genellikle kitapları gündüz okuyorum. O yüzden akşamları gözlerim yoruluyor, kendim yoruluyorum. Hani çok kafamı veremiyorum.
çok akşam kitap okuyan insan da değilim. O yüzden bir şey izlemem lazım. Ve zaten genellikle ben akşama çok geç geldiğim için yemek yiyip direkt uyuyorum. Hayır, bir şeyin bir bölümünü bile izleyemiyorum. Ondan böyle güzel kafa dağıtmalı kolay bir şey olsa daha güzel olacak. Neyse Bahar mesela tam öyle. Bomboş dizi. Hiç kafa yormuyorum. Hani akıp gidiyor zaten. Bir şey de yapmam. Uyusam da çok önemli değil. Öyle güzel yani. Tam benlik dizi. Dedim de şey hiç sevmem. Ben zaten bir dizi bitmemişse hayatta başlamam. Hayatta yeni bölüm beklemeyi sevmem. Bunda bir Instagram'da bir sahnesi var. Çok ünlü işte Naber Cerram gibi bir şey söylüyor. O sahnesini görüp çok hoşuma gitmişti. O yüzden izleyeyim dedim ve izledim. Zaten bir günde 5 bölüm falan izledim. Ben ilerlete ilerlete izliyorum sürekli. İşte geçen hafta izledim onu bir günde 5 bölümünü. 6. bölümü de şimdi YouTube'u açınca görünce dedim şimdi 6. bölümü izledim pizzamla birlikte. Good, güzel olur. Neyse ne konuştum ya. Neyse bu videomuzu da sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Umarım bir şeyler çekebilmişimdir. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya emoji değil dizi tavsiyesi bıraksın. Mutlaka yorumlarınıza göre döneceğim. Böyle bana güzel diziler, kült, bunu mutlaka izlemediysen izlediğiniz dizileri bırakırsanız mutlaka yorumlarınıza geri döneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.